mengikuti kompetisi masak makanan Korea nih di Turki. Namanya Korea Yemei Yapma Yarışması atau Korean Cooking Competition 2020. Hadiah utamanya uang tunai senilai $700 dan tur gratis ke Korea Selatan selama 1 minggu. Jurinya sendiri ada 4 orang, terdiri dari 3 orang Korea dan 1 orang Turki. Juri pertama adalah istri dari pemilik Korean Culture Center yang ada di Ankara, Turki. Juri kedua adalah guru masak di Korean Culture Center. Juri ketiga adalah pengamat budaya dan kuliner Korea. Juri keempat adalah seorang dosen yang mengajar di sebuah universitas jurusan gastronomi di Turki. Akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Kompetisi dimulai. Sebelum mengikuti lomba ini, kita harus mengirim video yang meyakinkan para juri untuk masuk 12 besar. Yang ikutan puluhan peserta, gengs. Tapi yang terpilih hanya 12 orang, termasuk gue. Lalu, 12 peserta ini harus ditantang lagi memasak 3 makanan Korea selama 1 jam. So challenging, bukan? Tuh. Kalian lihat kan betapa ketatnya lomba ini. Para juri satu persatu mencatat bahan-bahan yang digunakan peserta. Seperti juri ini contohnya. Beliau 2 kali mendatangi meja gue. Jadi gak ada kesempatan deh buat nyontek sana-sini. Sebenarnya gue sendiri udah suka sih sama makanan Korea sejak dulu. Waktu gue masih tinggal di USA, gue tinggal di Koreatown dan kenal banyak orang Korea. Gue pelajari budaya makan mereka dan cita rasanya. Penilaian lomba ini terdiri dari kecepatan dan ketepatan, bahan-bahan yang digunakan, serta cita rasa autentiknya. Oh iya, karena pandemi, peserta dibagi ke dalam 2 grup, grup A dan B. Gue dapat di grup A. Akhirnya selesai juga, gengs. Gue jadi peserta pertama yang selesai duluan. Pengetahuan dasar kita soal makanan Korea pun diuji. Inilah saatnya berjuang, menjelaskan secara singkat 3 makanan yang gue masak. Indonesia, bugun Korea yemek yapma yarışmasına katıldım. Uç yemek yaptım. Kore ulusunun tarihi Manchuria ve Kore yarımadasında insanlar 700 bin yıl önce oraya yerleşmeye başladı. Joseon Hanedanlığı zamanından beri Kore'nin yemek kültürü vardır. Kraliyet ailesine Kore kraliyet mutfağı olarak Gujopan ya da 9 lezzet tabağı servis edilmiştir. Ama bugün ilk yemeğimde Gujopan'ın basit bir versiyonu olan Gujopan'ı servis ediyorum. Bu yemek sebzeler, et, sarısı ve beyazı yumurta var. Sonra kara mantar ve bilgon biyon var. Bu yemek çok sağlıklı, besleyici ve lezzetli. Mesela et, protein kaynadı, salatalık, vitamin ve mineral kaynadı. Havuç, A vitamini, beta karoten ve lif bakımından zengindir. Sonra kara mantar, o doğa mantar aslında. Asyalılar tüm zamandır doğa ilaç olduğu için tüketirler. O kara mantar antioksidanlar ve lif bakımından zengin olduğu için karaciğerimizi korur ve kolesterolü düşürür. Yumurta, omega 3 ve amino asidi var, kaynadı. En son bilgon biyon. O hafif bir pankek gibi. Bu yemek sağlıklı beslenmek isteyenler için mükemmel bir kombinasyon. İkincisi dugu jorim. Dugu soya peyniri demektir ya da tofu demektir. Jorim kavrulmuş demektir.
Yani yaptığım yemekte bugün dugu jorim, baharatlı kavrulmuş tavuk. Jorim genellikle soya sosu bazlıdır. Gochujang ya da gochugaru da eklenebilir. Gochujang acı biber ezmesi gibi. Gochugaru acı toz biber gibi. Kore kraliyet mutfağında jorini denir. Tavuğu servisimi nedeni Asya yemek kültüründe soya fasulyesini çok tüketmemizdir. Sonuncusu doenjang jjigae. Doenjang jjigae aslında Kore usulü fermente soya ezmesi yahnisi. Kore'de bu yemek çok popülerdir. Ama bu şimdi tüm yemekte bu harmul sunduğu doenjang jjigae. Bu çünkü içinde yumuşak ve ipeksi tavuk koydum. Yumuşak ve ipeksi tavuk karides kurutulmuş deniz yosunu çorbayı lezzetli ve iştah açıcı yapan gizli bir bileşen var. Kore'de milcan bokum, Türkçe'de tuzlu hamsi gibi. Doenjang jjigae içindeki dubu jorimdeki farklı bir tavudur. Doenjang jjigae içindeki ipeksi tavu var. Ama dubu jorimdeki biraz sert ama sadece dışarıda sert ama içinde yumuşak. Teşekkür ederim. Setelah 4 jam lomba dan penjurian, tibalah saat yang dinanti. Pengumuman pemenang Korean Cooking Competition 2020. Juara ketiga diraih oleh orang Turki dan berhadiah $300. Juara kedua diraih oleh orang Azerbaijan dan berhadiah $500. Dan juara pertama alhamdulillah, juara pertamanya orang Indonesia, gengs. Senang banget bisa mewakili Indonesia di ajang ini. Hadiahnya uang tunai $700 dan tur gratis ke Korea Selatan. Semoga aja video ini bisa menginspirasi kamu ya, gengs. Tetap mengukir prestasi walau tinggal jauh dari tanah air.